yönetim Evet. kurullarında neden kadınlar olmalı? Ne fark yaratır? Bence en süper soru bu. Öyle söyleyeyim. Şimdi bir kere şöyle düşünün. Dünya nüfusunun %50'si kadın, %50'si erkek. Yani tabii ki istisnai üçüncü cinsiyetler de var. Ben onları da yadsımak istemiyorum ama nüfuslarını bu şekilde ölçülebilir ifadeyle kullanamıyoruz. Dolayısıyla sizin şirketleriniz genelde günün sonunda yani üç değer zincirinden geçerek de olsa tüketiciye gidiyor. Tüketicinin olduğu ortamda belli ki %50 tüketici kadın. Ya bu kadınların aldıkları alım kararları, tüketme kararlarını sadece erkeklerin alması mümkün mü? Hayır. Veya bir meclisin sadece erkeklerden oluşması mümkün mü? Veya Bakanlar Kurulu'nun sadece erkeklerden oluşması mümkün mü? Ya Türkiye'de ilk vali, kadın vali 1991 yılında ilk defa bir kadın vali oluyor. Yani ben aslında çeşitlilik ilkesi çerçevesinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok hoş bir anekdot var. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için Coca-Cola bir kampanya başlatıyor. Coca-Cola'nın da o dönemdeki CEO'su Muhtar Kent. Muhtar Kent birdenbire yönetim kuruluna ve icra kuruluna bakıyor. Kadınların sayısı o kadar az ki. Diyor ki pardon da benim diyor alım kararımı veren kadınlar. Biz nasıl diyor burada diyor bu kadar az kadınla çalışırız. Ve bu başlıkla çıktılar. Ve sonra UN He for She diye bir kampanya başlattık diyorsun. Yani OECD, hep bunu anlatıyorum. OECD yıllarca toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yayınladı, workshoplar yaptı. Ben de bir çalışmasının içerisindeydim. Act Now diye bir çalışma yaptılar. Onun içerisindeydim. Çok saçma bir biçimde daha bir tane OECD genel sekreteri kadın olmadı. Ben bunu sormak istiyorum. Ama sadece erkekleri de bağlamak istemiyorum bu konuyu. Anlatabiliyor muyum? Yani kadınların da yırtıcı olup alınganlıktan, duygusallıktan çıkıp kapıları zorlaması gerektiğini ve yaptığı işin iş olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyorum. O sebeple bunu diyorum. Yani sadece erkekleri suçlayamayacağım. Veya Birleşmiş Milletler He for She kampanyası yapıyor. Ya bir tane bir kadın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olamaz mıydı bunca yıllık tarihte? Hadi 20. yüzyılı geçtik. 21. yüzyılın ilk 21 yılını deviriyoruz. Olmadı. 1945'te kuruldu Birleşmiş Milletler. Ya olmadı. Dolayısıyla ben bunun hem kadınların talip olmamasında hem de bunun bir kulüp mantığıyla yönetilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kadınlar daha detaycı, daha ilkeli, bana sorarsanız daha etik. Her şeyi kuralına göre yapmayı sevdiği için erkekler açısından biraz zorlayıcı olabilirler. Yani erkekler çünkü birbirlerine baktıkları anda doğal olarak ben de sizin gözünüze baktığımda sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlıyorum. Çünkü aynı cinsiz. Anlatabiliyor muyum? Bu çok normal bir şey. Ama biz kapıları zorlamalıyız. Peki bunun gerçek sonucu var mı? Var. McKinsey araştırmaları var. Bugün McKinsey Woman Matters diye bir raporu vardır. Son 2 yıldan beri çıkarmadı ama kadınların çalıştığı şirket, kadınların yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlerin kadın yönetim kurulu üyesi olmayan şirketlere göre %20 daha kârlı olduğunu ispat etmiş. Şimdi bu sadece kadınların sağladığı fark değil. Zaten kadınları çeşitlilik ilkesiyle yönetim kuruluna alan vizyoner bir şirket doğal olarak daha kârlı olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani hem kadınlar buna katkıda bulunuyor hem de zaten zihniyet katkıyı hak ediyor. Böyle bir durumda.
Dolayısıyla sözde değil özde kabul etmek lazım kadınların yönetim kurulu üyesi olmasını ve onlardan fayda sağlanmasını. Bakın, bağımsız yönetim kurulu üyesini şirketinize alıp da yönetim kurulu üyesi olarak eğer ondan faydalanamıyorsanız, yani danıştığınız bir konu yoksa, bir komitede çalıştıramıyorsanız, o toplantıya gelmiş sabahtan akşama kadar dinleyip ondan sonra gidiyorsa, o zaman siz zaten yönetim kurulunuzu çalıştıramıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kaldı ki bir kadın yönetim kurulu üyesinden de gelirken çeşitlilik anlamında ne beklediğini yönetim kurulu başkanının ve sermayedarın kafasında oluşturması gerektiğini anlıyorum.